Cumhuriyet hükümetinin mensupları tam korktuğumuz işi yaptılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi. Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı oradaydı. Hulusi Akar'ın arkasından, yani Milli Savunma Bakanı'nın arkasından oraya girdiler. Yani biz 15 Temmuz darbesinden sonra orduyu var eden bütün geleneğin, kültürün, ordunun omurgasının yıkıldığını, cumhuriyete ve cumhuriyetin değerlerine bağlı bir silahlı kuvvetler olmaktan çıkarıldığını gördük. Evet. Ben burada bir uyarı yapmıştım ve şunu söylemiştim. Hakikaten açılabilir. Mesela buna karşı çıkabilirsiniz. Şimdi bunu savunan bir kesim var. Ama Ali Erbaş, Necip Fazıl Kısakürek'ten bir bölüm okuyup, ona rahmet ki Atatürk düşmanıdır, onun izinden giden Kadir Mısırlıoğlu'na rahmet, Cumhuriyet düşmanlarına rahmet okuyup, evet, Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyamaz. Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyanlar bu milletin lanetini kazanırlar. Bunu yapmayın. Bu camiyi böyle açmamanız gerektiği konusunda çok iyi niyetle, çok samimi bir biçimde iktidar mensuplarını uyardık. Yapmayın bunu böyle diye. Yapmayın, çünkü bu Türkiye'yi bir felakete doğru sürüklemek. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Bugün Ayasofya'da kılınan namaz Cumhuriyet'in cenaze namazıydı. Bu kadar açık.